Ekranda görüntülediğimiz Hande Ataizine de geçen hafta yaşanan aynı izdihamı soruyoruz. Şimdi çok güzel bir strateji o marka adına. O kadar cazip hale getiriyorlar ki. İşte Kendall Jenner'la çekimler, klipler. Bizim yazık zavallı popçular bile o kadar para harcamıyor bir klip yaparken. Her şeyin hesabı yapılarak yapılıyor. Yani. Onun için hani o marka stratejisi olarak aslında çok başarılı bir iş. Ki bunu rahatça alabilen insanlar bile o sıraya girip koştur koştur birbirinin kafasını gözünü yara yara o ürünü almaya çalışıyorlar. Yani bu bence, ben işin pozitif tarafından bakayım şimdi, çok polemik olmasın. Markanın başarısıdır. Bir yandan markanın başarısı diyen Hande Ataizi, diğer taraftan herkesi şaşırtan bir açıklama yapıyordu. Yani birazcık da artık hani işin tecrübesini yaptıktan sonra çok da o rezilliğe, bodoslama atlamamak lazım. Şimdi çocuklar, bu neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Bu biraz hayat boşluğundan, mutsuzluktan kaynaklanıyor. Şimdi kadınlar mutsuz oldukça ya saçını değiştirir, ya kıyafet alır, bir hastalık derecesinde böyle bir alışveriş tutkusu. Biraz hani ben öyle görüyorum bunu. Ve bu kadar böyle sürekli davetlere katılmak, sürekli alışveriş yapmak. Hani başka konuşacak konuları da yok zaten. Belli bir zümre var. Şimdi ne yapacaksın o zaman? O davet, her davette hep aynı insanları görüyorsun. Bu insanlar neyle beslenirler, nerede barınırlar, ne üretirler, hani o da meçhul. Kocalar zengin, koca kontenjanından iki fasilite sağ olsun şeklinde. Ama herkes mutlu olsun yani, hani ben kimseyi eleştirmiyorum yani. Hayat tarzları, hayat biçimleri farklı. Şimdi sıkı durun. Geçtiğimiz yıllarda aynı şekilde bir izdihamda görülmesiyle ilgili soru sorulan Hande Ataizi, bakın neler söylüyordu. Ben yapmam diyorsun ya. Ben yapmam. Yapmadım, yoktum. Yok, yoktum. Kibar kibar zaten. Yavaş yavaş yürüyerek böyle bir iki bir şey aldım. Bir iki bir şey alabildim artık alacağımı. Fakat dedim ki yani yok hani almayı vereyim yani o rezilliği çekeceğime.